Öncelikle de bir günaydın diyelim. Hocam günaydın, duyabiliyor musunuz beni? Evet, Ya duyuyorum. Günaydın. siz sürekli deprem gerçeğinin altını çiziyorsunuz. Biz de bugün en azından dedik ki yayının önemli bir kısmını hem sizin uyarılarınız hem de aslında bu konuda sahada çalışan bir kurumla birlikte ele alalım istedik. Siz geçen hafta tekrar bir uyarıda bulundunuz Türkiye'ye. Dediniz ki yani İstanbul'da bu Marmara'daki deprem yaklaşıyor ve hala hiçbir hareket yok. Bu büyük depreme rağmen hani işte hala gözlemlediğiniz hiçbir hareket olmadığı noktasında hemfikir misiniz ya da orada mısınız yine? Şimdi ben sizi göremiyorum ama sesinizi alıyorum. O söz tam doğru değil. Yani hiçbir hareket yoktan ziyade yeterli olarak bir seferberlik havasında bu işin çok ciddiye alındığı, özellikle hükümet ve belediyenin birlikte kol kola halkla birlikte beraberlik içerisinde bu işin yapılmadığını görüyorum dedim. Çünkü İstanbul'u depreme hazırlamak demek, böyle bir kenti ancak merkezi yönetimin ve yerel yönetimin işbirliğiyle, güç birliğiyle ve halkı da sarıp sarmalayarak bu işleri çözüme götürmek lazım. Aksi halde yani bunu başarmak kolay olmayabilir. Mesela geçenlerde Sayın Bakanımızın iki söylemine ben şahit oldum. Biri deprem bölgesindeki belediye başkanlarını toplayıp orada dört tane kırmızı çizgimiz var demiş. Şimdi bu kırmızı çizgilerin hepsi çok doğru. Tamamen katılıyorum ve ben de yazdığım bir tweette bakanı tebrik ettim. Bunun desteklenmesi gerekir diye söyledim ama bu dört kırmızı çizgiye bağlı olarak işi götürmek yetmez. Onu da anlattım. İkinci söylemi bakanlığın, biz devlet olarak evini ve işini yapan insanlara da para vereceğiz, destek vereceğiz denildi. Şimdi onun da pek doğru olmadığını şu anda düşünüyorum. Mesela İstanbul'u düşünün. Sizler başvurursanız biz sizlere yardımcı olacağız deniliyor. Peki başvurmayanlar ne olacak? Yani herkes öyle bilinçli değil ki evini ve iş yerini deprem dirençli hale getirmede. Çoğu benim evim iyidir diye kendini inandırmaya çalışıyor. Yani hatta kulaktan duyma bir takım şeylerle o bize bir şey olmaz diye bu işten kaçmak istiyor. Gece rahat uyumak için evine toz kondurmuyor. Yani bilimsel olarak bir test ettiği, deneysel olarak veriye dayalı bir bilgisi yok. Benim inancım şu, kim ne derse desin, devlet yani hükümetle belediye İstanbul'u depreme nasıl hazırlayacağını, o kentin bileşenlerini ortaya koyarak belirli bir yol haritası çizip doğrudan doğruya hükümetin ve yerel yönetimin gözetim ve denetimi altında ve onların ulusal ve uluslararası finans kaynaklarının desteği ve yardımıyla halktan mümkün olduğunca çok az şey talep ederek bu işi bir disiplin altında götürmek. Peki Bu hocam. olmadığı sürece biz İstanbul'u böyle insanları yani uyaralım, evlerini kendileri baksın, kendileri yapsın dediğimiz zaman bugünkü şartlarda bu mümkün değil diye düşünüyorum. Hocam, bir de şunun aslında bu uyarınız çok ses getirdi. Onu da söylemiştim. Az önce Skiptaş Genel Müdürü Ali Kurt da bizimle beraber. O da tam anlattığınız şeye aslında atıfta bulundu. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Çevre Bakanlığı arasında bir önümüzdeki dönemde işte komisyonlar çalışacak. Birlikte ne yapılabilecek? O sizin söylediğiniz yerel ve işte merkezi otoritenin birlikte çalışması için bir adım atılıyor anladığımız kadarıyla. Hatta şöyle haritayı da gösterirse verebiliyorsak arkadaşlar. Peki, şunu sormak istiyorum size. Şimdi şurada başvurular var hocam. Görebiliyor musunuz ekranı? Bilmiyorum.
Evet, görüyorum. Şimdi bu buradaki kırmızı alanlar başvuruların daha çok yoğunlaştığı bölgeler, uzlaşma aşamasında olan bölgeler. Siz bu haritaya baktığınızda, şimdi Kiptaş'ın elindeki tablo bu. Böyle bir dönüşüm haritası çıkıyor. İstanbul'un riskli bölgelerini dikkate alırsanız bu işin ne kadarını, ya bu buralar bizim için uygundur, kurtarır bizi diyebilecek bir durum oluşuyor mu ortada? Şimdi bu haritaya bakıyorum. Özellikle Anadolu yakasında o haritayı götürmeyin lütfen. Ben görerek söylemek istiyorum. Haritayı gösterebilir miyiz? Evet. Şimdi Anadolu yakasında belirli bir akıl görüyorum. Çok doğru. Kırmızı alanlar kıyıya yakın. Yani deprem şiddetinin fazla olacağı, en büyük yer ivmesinin, hatta spektral ivmelerin fazla olacağı, en büyük yer hızının fazla olacağı alanlar. Anadolu yakasında deprem bakımından bu zemin burada iyi olmasına rağmen bu kıyılara yakın yerler sorunlu ve bence halkımız, eğer bunu halk bu şekilde başvurmuşsa, bence doğru başvurular yapıyor demektir. Şimdi Avrupa'ya geldiğim zaman ben orada eksiklik görüyorum. Özellikle Küçükçekmece, Büyükçekmece yöresi ve sahillerin daha fazla müracaat etmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü orada zemin zafiyetimiz de söz konusu. Depremin şiddeti de, ivmesi de, hızı da orada daha fazla. Dolayısıyla yani Anadolu yakası için olumlu şeyler söylüyorum. Fakat Avrupa yakası için o haritanın biraz daha özellikle sahil şeritlerinin kırmızıya biraz daha renklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki hocam. Son böyle bir eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam bize? Vermek istediğiniz bir mesaj, onu da alalım. Zamanınızı da kısıtlı biliyorum. Benim eklemek istediğim şimdi Kiptaş. Yani benim takip ettiğim kadarıyla Kiptaş insanlara kapıyı açıyor. İşte evinizi herhangi bir şekilde siz deprem güvenli olmadığını düşünüyorsanız bize müracaat edin diye. Bütün müracaatları, başvuruları ve kabul şartlarını da mümkün olduğunca sadeleştirmiş, basitleştirmiş ve güçleri yetince de bu işi çabucak yapmaya çalışıyorlar. Şimdi Kiptaş'ın bu yolu yani kabul edilebilir bir şey. Bakanlığın da yani bir takım uygulamaları gerçekten teşvik edici. Şimdi bir taraftan Kiptaş, öbür taraftan bakanlık, yani bu iş bence çok doğru değil. Yani akıllı bir yönetimin bu farklılığı ortadan kaldırıp İş birliği, güç birliği, finans birliği, irade birliği yapması ve halkı da teşvik ederek sürekli sürdürülebilir bir şekilde bu işi yönetmesi lazım ve bunu da halka duyurması lazım. Yani benden ziyade, yani biz de halktan bu tepki alıyoruz. Halk herhangi bir şey veya yeterince bir şey yapıldığı kanısında değil. Çünkü yani bu hareketliliği göremiyoruz. Bu hareketliliğin halka anlatıldığını göremiyoruz. Böyle bir gündeme gelmiyor. Güzel güzel şeyler yapılıp güzel örnekler yeterince sergilenmiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Allah aşkına ya bundan daha birinci derecede projesi ne olabilir? Ben ekonomiyi anlıyorum, pahalılığı anlıyorum, hayat sorununu anlıyorum. Ama bu da hayat memat meselesi. Yani bu projeyi de ön plana çekip hükümet bir takım işleri erteleyip bekletebilir. Ülkede az yol yapar, az havaalanı yapar, bilmem neyi yapar. Onlar kabul edilebilir ama bu deprem işini ülkemizin beka meselesi şeklinde düşünüp birlikte hareket etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için. Biz de bunu gündemde tutmaya elimizden geldiğince devam edeceğiz. Naci Görür Hoca net bir şekilde aslında bunun en önemli gündem olduğunu söylüyor. Sağ olun hocam, çok teşekkür ediyoruz.